öldürdüğü kişilerin sayısı bakımından da Cumhuriyet tarihinin en çok insan öldüren seri cinayet katili sayılmaktadır. Adana ilinde 1967 yılında doğan Yapıcıoğlu'nun 9 kardeşi bulunmaktadır. 25 Aralık 2002 tarihinde Tekirdağ'da görülen bir duruşmada aile sevgisinden yoksun olarak büyüdüğünü iddia etmiştir. Babasının başka bir kadınla ilişkiye girdiğini ve bunun nedeniyle üvey annesinin yanında ilkokul ile ortaokulu okuduğunu beyan eden Yapıcıoğlu, yine kendi ifadesinde okulda hep sınıf birincisi olduğunu beyan etmiştir. Başka bir abisine Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan iş yerine giden Yavuz Yapıcıoğlu, burada kendisine harçlık vermeyen abisinin dükkanını kundaklamıştır. Ayrıca bununla da yetinmeyen Yavuz Yapıcıoğlu, iki arabasının daha evlerini kundakladıktan sonra İstanbul Silivri'de ikamet eden babasının evine giderek onu öldürmek istemiştir. 2000 yılında babası Selim Sami kendisini öldürmek için gelen oğlunun elinden ancak ona pompalı tüfek ile ateş ederek yaralı bir şekilde kurtulmuştur. Olayın ardından bazı kaynaklara göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan, diğer kaynaklara göre ise Adana'da yaşayan anneannesinin yanına kaçan Yavuz Yapıcıoğlu bu evde 3 gün süreyle kalmıştır. Son gün anneannesinin kendisine söylediği bir sözü kaldıramayarak onu başına kül tablası ile vurarak öldürmüştür. Meydana gelen olayı öğrenen annesi ise bu olaydan 2 gün sonra ölmüştür. İşlediği cinayetlerden sonra yakalanan Yapıcıoğlu raporun nedeniyle hastaneye gönderildi. Ancak bir yıl tedavi süresi dolmadan salıverildi. Bu olayların ardından Yavuz Yapıcıoğlu yine Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan abisinin yanında kalmaya başladı. 24 Aralık 2002 tarihinde Çorlu Spor Tesislerinde bekçilik yapmakta olan 44 yaşındaki Hüseyin Yamuk ile organize deri sanayi sitesinde tornacılık yapan Özcan Karagözoğlu ve bir şirkette bekçilik yapmakta olan ve sokakta karşılaştığı 43 yaşındaki Şakir Temurcu isimli şahısları başlarına tornavida saplayarak öldürdü. Cinayetlerin ardından Tonguç Camisi'ne giden Yavuz Yapıcıoğlu, burada sabah namazını kıldırmakta olan İmam Salih Baş'a da saldırdı. Fakat cemaatin müdahale etmesi sonucunda buradan kaçtı ve Salih Baş yaralı kurtuldu. Polis ekipleri Yavuz'u aynı gün öğleden sonra sokakta yakaladı. Yavuz kendisini yakalayan polislere tornavidayı attım. Cinayetlerin sebebi kumpu biliyor olmam dedi. Meydana gelen son cinayetlerin ardından kovuşturma kapsamında tekrar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilen Yavuz Yapıcıoğlu bu defa daha önce deli numarası yaparak doktor raporu aldığını beyanla 2003 yılı Nisan ayında aldığı doktor raporu iptal edildi. Bunun üzerine Yavuz Yapıcıoğlu Tekirdağ Kapalı Cezaevine sevk edildi. Ağabey Yıldır Yapıcıoğlu'nun medyaya avcılar sapığı kardeşimdir demişleri üzerine Yavuz ile ilgili soruşturmanın kapsamı genişleyerek 1992 ve 1993 yıllarında avcılarda işlenen ve zanlıları tespit edilemeyen soruşturmalar ile ilgili soruşturmalar yapıldı. Yavuz Yapıcıoğlu duruşması yapılan mahkemeler esnasında kendisinin gerçek Atatürk olduğunu söyledi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 28 yaşındaki Şakir Temirci'yi öldürmekten, Salih Baş'ı öldürmeye tam teşebbüsten, 16 yıl hapis cezası bulunan Yavuz Yapıcıoğlu hakkında yapılan başka bir cinayet yargılanması nedeniyle 20 yıl daha hapis cezası verildi. Aldığı cezaların toplamı 64 yıl kadardı. Yavuz'un işlediği cinayetlerin neredeyse tamamında mağdur ve mağdureler tamamen birbirleriyle ilgisi olmayan kişilerdi. Bu doğrultuda Yavuz Yapıcıoğlu Türkiye'de bir seri katil olarak kabul edildi. Öldürdüğü kişilerin sayısı bakımından da Cumhuriyet tarihinin en çok insan öldüren seri cinayet katili sayılmaktadır. Peki sizler bu seri katil hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.